İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen polis 27 yaşındaki İlker Uylaş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Tek yürek, tek çet. Şehidin 4 aylık eşi Rümeysa Uylaş cenaze aracındaki Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp bırakmadı. Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen uğurlama törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Hatay Valisi Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı. İstanbul'da yapılan törenin ardından 7 yıllık polis memuru olan şehit İlker Uylaş'ın cenazesi dün getirilip konulduğu mezarlık morgundan alınarak 3. etap TOKİ evlerindeki babasının evine götürüldü. Burada alınan helallik sonrası İlker Uylaş'ın cenazesi konvoy eşliğinde törenin düzenlendiği alana getirildi. Burada şehit İlker Uylaş'ın annesi Havva ve eşi Rümeysa Uylaş tabuta sarılarak gözyaşı döktüler. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, merhum şehidimize haklarınızı helal ediyor musunuz? Töreni ayrıca Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şehidin babası Bekçi Behçet Uylaş ve ağabeyi polis memuru Mehmet Uylaş da katıldı. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavilloğlu'nun katıldığı cenaze namazının ardından İlker Uylaş'ın tabutu meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Eşinin konulduğu araca binip tabutuna sarılan Rümeysa Uylaş, defin yapılan yere kadar böyle gitti. Yakınları tarafından güçlükle tabuttan ayrılan Rümeysa Uylaş, sinir krizleri geçirdi. Şehit polis memuru İlker Uylaş'ın cenazesi daha sonra şehitlikte gözyaşları içinde toprağa verildi.